Kuşluma. Sarı değil, yeşil. Çok teşekkürler. İçimden bir ses tozluğa ihtiyaç var diye. Evet, evet. Altı bin iki yüz kampı. Karşıda da Kongur gözüküyor. Şu anda aklimatizasyon çıkışında 6150 metredeki kampımızdan 6450'ye çıkmış durumdayım. Aşağıda kamplar gözükmekte. Aşağıdaki kamp bizim kampımız, onun üstündeki 6200 kampı. 6250 de diyebilirsiniz. Sümeyra'da gelmek üzere. Bakın oradan bize doğru baktı. Serkan da galiba hediğinde bir problem oldu, o yüzden bırakmak zorunda kaldı. Rota bu şekilde gidiyor, fazla bir eğimi yok. Hakikaten buraya kadar geldikten sonra fazla bir eğimi değil. Şu tepenin 6600 civarı olduğunu düşünüyorum. Güneş sıcak, biraz kavurucu, yoruyor o yüzden. Yarın sabah erken 5'te çıkacağız. Bulutlar da yavaş yavaş geliyor. Elli civarına kurmuşlar. 6850. Oraya bir 15 dakika kadar bir yolum olduğunu düşünüyorum. Arkadan da Hümeyra geliyor. Hümeyra da yaklaşık 40-45 dakika sonra burada olabilir. Fakat çok soğuk olduğu için ancak 5-10 dakika daha durabileceğim. Tamam. Muztagh Ata 6990 metre. Çadırları görüyorsunuz aşağıda. Kamp 3. Bulutlar yükseliyor yavaş yavaş. Sisin içerisine girebiliriz. Çok sıcak bir hava var. Gördüğünüz gibi tamamen iz açmak zorunda kalıyorum. Rotada başka kimse yok. Tamamen iz açarak gidiyorum. İzlerin de derinliği gördüğünüz gibi. Hedik almadığımı, çok üzgünüm hedik almadığım için. Kongur karşımızda 7880 metre. Bizden 880 metre daha yüksek şu andaki bulunduğumuz noktadan. Buraya da birisi, fanatiğin birisi gidip kamp atmış. Şaşırılacak bir şey, evacuation herhalde. Ben de burada GPS ile bir nokta aldım. Sonuçta işler kötüye giderse yukarıda çadıra gireceğim. Ama bundan sonra artık 560 metrem kaldı. Saatte 11.30 gibi sabah.
Aklım yeterli olacak mı bilmiyorum ama hakikaten zorlanmaya başladım. Zaten soluk almamda da belli. Biraz da yukarıyı göstereyim. İşte sanırım şu tepesi 7400, 7300, 750, 7400 civarı olması lazım diye tahmin ediyorum. ...7100 metre... ...görüldüğü gibi... ...7100 metre saat 1... ...ileride kamplar da gözüküyor... ...6850 kampı... ...şu karşıdaki... yerin 7300 olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da zirvenin görüneceğine inanıyorum. Ve 1,5 saatte o zirvenin tepesine gidersem, yani şu gördüğüm şeye gidersem, gerisi olur diye düşünüyorum. Değişik yükseltiler var. Ama şu herhalde gidiyor. Şurada görülebilir bir tane flama var. Kampuç görüldüğü gibi çok aşağılarda kaldı. Biraz önce 450 metredeyiz. Hava bozdu. Yani suspansiyon tekrar açıyor. Durumu bilmiyorum. Akşam çökmesiyle birlikte kötü bulutlar geliyor. Yani gerçekten şu anda çok kararsız durumdayım. Zirveye çok az bir yer kaldı. Yani 45 dakika bir saat gibi görüyorum. Hatta şurada zirve olduğunu düşünüyorum ama bakın nasıl bir bulut geliyor. Daha önceden Lenin'de yolu kaybetmiştim. Burada flamalar da yok. Flamalar belli bir yer zaman şeyden sonra kesildi. Hiç flama da yok. Dönüş kararı almak durumundayım. İstemeden saat 4.30'da istemeden dönüş kararı almak zorunda kalıyorum. Gerçekten olacak iş değil. Olacak iş değil. Bazen hakikaten hiçbir şey göremiyorsunuz. Ayak izlerini takip ederek gidiyorum. Dilerim ayak izleri kaybolmaz. Görüyorsunuz bazen çok kötü kapatıyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Ayak izlerini bile görmek çok mümkün olmuyor. Şu anda dönüş yolundayım. Hava birdenbire çok soğudu. Saat 5'e çeyrek var. Şu kuyruğa bak, çekmek istemiştim zaten. Baba işte iki kat enerjiyle gidiyor işte.